İktidarınızın hazırladığı nüfus hizmetleri kanun tasarısıyla birlikte il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasında eklenmek isteniyor. Buna göre önceden belediye başkanının yetki verdiği görevli memurların kıydığı nikah bundan böyle müftüler tarafından da kıyılabilecektir. Bu çerçeveden hareketle bu tasarı küçük yaşta evlilikleri ve çocuk gelinleri resmi hale getirme çabası mıdır? Müftüler 18 yaş altındaki kız çocuklara resmi nikah yetkisine sahip olacak mıdır? Müftünün kıyacağı nikahın denetimi kimler tarafından sağlanacaktır? Müftüler hangi mezhebin anlayışına göre nikah kıyacaktır? Farklı bir dine mensup insanların da nikah kıyılacak mıdır? Partinizin genel başkanı Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından 94. yıl dönüm nedeniyle yayınladığı mesajda Türk milleti Lozan Antlaşması ile bu topraklardaki bin yıllık varlığını hedef alan Sevr'i yırtıp batmış, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir demiştir. Aynı Erdoğan, aynı Lozan için sadece 10 ay önce ise şu ifadeleri kullanmıştı. Birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik, zafer bu mu? Bu çerçevede hareketle bir, Lozan'la anlaşması hükümetiniz açısından bir zafer midir yoksa bir hezimet midir? İki, hükümetiniz Erdoğan'ın Lozan için kullandığı hangi açıklamasını esas almaktadır? Üç, Erdoğan'ın söylemlerindeki farklılığın sebebi bir danışman değişikliği mi yoksa görüş değişikliği midir? Dört, Cumhuriyet davası üçüncü gününde de devam etmektedir. Davanın ikinci gününde 9 aydır tutuklu olan Cumhuriyet gazetesinden Güray Öz, FETÖ şüphesi bir kişiyle iletişim kurduğu suçlamasına iletişim kurduğum iddia edilen kişi Çankaya'da bir pidecidir. Ben arada bir pide ısmarladığım pidecinin hakkında soruşturma yürütülen bir kişi olduğunu bilme şansına nasıl sahip olabilirim? Bu çerçevede hareketle Cumhuriyet yazarların bu şekilde saçma gerekçelerle 260 gündür tutuklu olması FETÖ davasını sulandırmakta mıdır? Gazetecilere açılan davalar nedeniyle sıfıra inen uluslararası itibarımız nasıl düzeltilecektir? FETÖ'den yargılanan bir savcının hazırladığı iddianame ile Cumhuriyet yazarlarını FETÖ'den suçlaması yasal mıdır, vicdani midir?